tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Teşekkür ederim sevgili Esra. Kanser tedavi edilebilir bir hastalık diye konuşmadan önce kanserin ne olduğunu yine vurgulamak gerekiyor. Kanser normalde vücut hücreleri sürekli, özellikle bazı hücreler yeniliyor kendini ve bu yenilenme sırasında mutlaka hatalar oluşuyor ve bu hatalar vücut tarafından gideriliyor. Ya da bölünemeyen hücreler de zaman içerisinde çeşitli hem kişinin kendi kalıtsal faktörleri hem de çevresel faktörlerin etkisiyle artık normal vücut bağışıklık sistemi tarafından tanınamıyor veya temizlenemiyor. Bu nedenle de otonomi kazanıyor ve kitlesel oluşumlar yapıyor vücutta ve biz bunlara kanserli doku diyoruz. Kanserli dokulardan bildiğimiz üzere kimisi dişi, kimi erkek tipi diyoruz ama aslında kanser dediğimizde hem halkımızın anlayacağı şekilde dişi tipi tümörlerden bahsetmiş oluyoruz. Ve kanseri tanımlarken aslında kanserin bir süreç olduğunu anlıyoruz. Doğuştan itibaren hem genetiğin hem de çevresel faktörler zamanla vücuttaki bu değişimleri oluşturmakta. Bu nedenle de daha vücutta yeni oluşurken, daha oluşmadan bir takım tedbirler alınırsa kanser hiç oluşmaz ki biz buna tıpta primer prevansiyon ya da primer korunma diyoruz. Yani sigara içmeyerek, yani alkol kullanmayarak, yani özellikle işte beslenmeye dikkat ederek, aktif hayatı sağlayarak ya da bir takım çok yüksek riskli, kanser açısından riskli enfeksiyon hastalıkları için gerekli aşıları yaptırarak primer kanserden korunmuş oluyoruz. Yani tedbirlerimizi koruduğumuz müddetçe. Evet. Bu nedenle de kanser olmadan bir takım önlemlerle kanserin oluşmasını engelliyoruz. Bazen tüm optimal şartlar sağlansa bile yine de kanser oluşabilir. Ya da bu optimal şartları sağlayamadığımızda, kanser oluştuğunda da özellikle sekonder koruma dediğimiz tarama yöntemleriyle daha yeni oluşurken vücudun herhangi bir yerine sıçramadan yakalandığında da erken tanı diyoruz ya da sekonder korunma diyoruz. Bu aşamada da hastalıkların hemen pek çoğu, kanser hastalıkların çoğu önlenebilir ya da tedavi edilebilir. Senin sorunun yanıtı burada aslında. Önlenebilir hastalıklar var. Örneğin serviks kanseri dediğimiz yumurtalık ağzı kanserinde biz biliyoruz ki %98 human papilloma virüs dediğimiz bir enfeksiyon neden oluyor. Onu eradike ettiğimizde serviks kanseri olma riskini çok çok minimize etmiş oluyoruz. O önlenebilir oluyor. Eğer bu şekilde önlenebilir ya da bizim bildiğimiz bilgilerle önlenebilir bir hastalık değilse ya da oluşmuş ise de dediğim gibi tarama programlarına giren kanserlerle özellikle hasta belli yaş gruplarında o taramaları yaptırdığında erken tanınarak kanser tedavi edilebilir hastalıklar arasına giriyor. Evre ilerleyip hasta tarama programlarına girmedi veya kendi vücudundaki taranamayan tümörler için bir takım bulgu ve şikayetleri önemsemedi ve hastalık iyice ilerlediğinde hekime başvurduğunda daha ileri evre kanserlerle geliyor. Bunların da bir kısmı gerçekten tedavi edilebilir hastalıklar arasına girdi. Eskiden belki bir 30-40 yıl önce ileri evre kanserlerde hiçbirisi belki tedavi edilemez hastalık olarak karşımıza gelirken ki halkın da en çok anladığı bu grup kanser tedavi edilemez derken son 30 yıldaki gelişmelerle bu gruptaki hastaların önemli bir kısmı tedavi edilebilir hale geldi. Her kanser tipi için birçok moleküler özellik var, birçok kişisel faktörler var. Çevresel faktörler sağlandığında ileri evre kanserlerinde önemli bir kısmı tedavi edilebilir diyebiliriz.